Merhaba 7/24 izleyicileri. Anlat bakalım programı ile tekrar karşınızdayız. Bugün Berlin'in değerli saç sanatçılarından Ömer Avcı ile buluşacağız. Fakat Ömer Avcı ile röportajımıza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakalım Ömer Avcı bizlere neler anlatacak. Merhaba abi. Burak Bey kardeşim benim, hoş geldin. Evet arkadaşlar, dışarıda da bahsettiğim gibi Berlin'in değerli saç sanatçılarından Ömer Avcı ile beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Burak Bey kardeşim benim. Ne haber, nasılsın, iyisin? Her şey iyi, güzel. İyi. Bu güzel arada sormalı. Canavar gibiyiz. Bu arada yeni bir 7/24 ile yapmış olduğum röportajları takip ediyorum. Gerçekten gerçekten çok mutlu oluyorum. Seni böyle başarılı görmek beni de mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Öncelikle beni sevdiğiniz dostlarınızla tanıştırdığın için öncelikle sana teşekkür ediyorum ve daha sonra katraj arkasındaki ailene çok teşekkür ediyorum. Evet, seni dinliyorum. Biz teşekkür ederiz. Soruların zor olmasın yalnız, ona göre. Yok, önce kolayla başlayalım. Tamam. Ömer Avcı kimdir? Ömer Avcı İstanbul'da Bayrampaşa ilçesinde doğmuş. Orada belli bir zaman yaşamını, iradesini ortaya koymuş. Daha sonra butik bir salon açıp orada biraz daha bilgilerin üstüne bilgi koyup daha sonra İstanbul içinde farklı yerlerde çalışmaya başlamış birisidir. Peki şimdi dışarıda saç sanatçısı dedim de. Evet, buyur. Saç sanatçısıyla kuaförün arasındaki fark ne? Şimdi şöyle, öncelikle benim servis verdiğim misafirlerim bana böyle bir lakap taktılar. Ben saçı öncelikle kuaförlük mesleğini saçı öncelikle düşüncemle kesiyorum. Daha sonra elim, daha sonra da makas devreye giriyor. Aşkla yaptığım için kişiler bana böyle bir lakap uygun buldular ve onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel buldular. Ben de o lakabı yaşıyorum içimde, kendimde. Her gelen misafirlerime sunuyorum. Bu mesleğe nasıl başladın ve kaç yıldan beri yapıyorsun? Çok güzel bir soru sordun. Bu mesleği gerçekten şöyle söyleyeyim. Çok küçükken annemin saçlarıyla oynuyordum. Daha sonra ilkokul zamanlarımdaki anımsıyorum böyle. Berbere gittim. El makinesiyle benim saçımı kesti. Ağlamadım ama gözümden yaş geldi. Ve dışarı çıktım, dedim ki ben dedim bir gün dedim öyle bir dedim kuaför olacağım ki hiç kimseye ağlatmayacağım dedim. Ve o günden sonra bunu mesleği kendime nasıl diyeyim, bir kart vizit olarak taşımaya başladım. İlkokulda hatta öğretmenim birçok kişiye soruyordu. Diyordu işte ne olacaksınız falan. Doktor olanlar çıktı işte vesaire vesaire. Ama ben kuaför olacağım demiştim. Ve kendisine, öğretmenime buradan sevgili saygılarımı iletiyorum. Kendisiyle de aile görüşüyorum. Kendisi de dönem dönem beni arıyor. Mesaj atıyor. Ve benle gurur duyduğunu söylüyor. Güzel. Evet. Peki şimdi İstanbul dedim. Berlin'e gelişin ne zaman oldu? İstanbul'da belli bir dönem çalıştıktan sonra tabii ben böyle seminerlere, eğitimlere falan böyle hazırlanıyordum. Daha sonra eşimle tanıştım. Eşim kendisi genetik mühendisi, doktorasını yapması için işte Berlin'de olması gerekiyordu. Ve beni buraya, burada yaşayalım falan dedi. Ben ilk etapta bunu doğru bulmadım. Çünkü alanım İstanbul'daydı. İyi bir noktadaydım. İyi bir kitlem vardı. Güzel bir çevrem vardı. Daha sonra birkaç kişiye danıştım. Onlar da dediler ki ya git bir dene, bir gör falan. Hani o şekilde o amaçla buraya geldim. Sonradan bir de bir baktım ki gerçekten Berlin'de yelpaze olarak gerçekten çok benim alanımda açıklık var. Bu alanı doldurma amaçlı burada yerleşme kararını aldım ve Berlin'den çok mutluyum. İyi ki de geldim. Şimdi saçtan ziyade bir de modayla da ilgileniyorum. Tabii. Şöyle vizajizm dediğimiz bir kavram var. Bir kişiye ayakkabıdan saça kadar. Ben zaten şey çalışıyorum. Mesela bizim alanımızda iki türlü bir alan vardı. Bir ağır salon vardı, bir seri salon vardır. Ben ağır salon mantığıyla çalışıyorum. Yani bir kişiye ayakkabısından saça kadar dizaynla ilgileniyorum. Bu moda olayımızda şu şekilde, renk, şekil, doku dediğimiz bir kavram var. Kişilerin mevsimlerini belli ediyoruz. Ve bu kişilerin mevsimlerini belli ettiğimiz kişilerin o mevsimine uygun renklerini üstünde görmek istiyoruz. Bu renkleri kişiler üstünde taşıdığı zaman daha avrosu, daha canlı ve gittiği ortamlar daha sinerji, daha enerji gözükmesini sağlıyor.
Bu şekilde bir çalışma ortamımız var. Ekstradan burada ekip arkadaşlarım da var. Mesela bir arkadaşım gardırop düzenlemesine gidiyor. Kişiye önce ön konsültasyonunu ben hazırlıyorum burada, yapıyorum. Hangi mevsim insanı olduğunu belirliyoruz. Daha sonra o kişinin evine gidiyoruz. Gardırobunu düzenliyoruz. Pazartesinden ta ki iş gününe kadar, cuma akşamına kadar, bazen cumartesi akşamına kadar kıyafetlerini dizayn ediyoruz. Diyoruz ki pazartesi günkü giyeceğiniz kıyafet bu, salı günkü giyeceğiniz kıyafet bu. Kişinin bir günde 3 farklı ortamda olmasını farklı ufak aksesuarlarla veya bir ceket ve büfürörlerle değiştirerek farklı toplantılara girmesini sağlıyoruz. Bunun dışında gardırobun eksik bulduğumuz bazı eşyalarımız oluyor, aksesuarlarımız oluyor. Onların temin etmesi için bayanlara, yanımda çalışan bayan arkadaşım eşlik ediyor. Erkeklerle de ben ilgileniyorum. Bu şekilde de onların alışverişini tamamlamış oluyoruz. Yani biz burada sadece kuaförlük servisi değil, kişileri ayrıca genel totalıyla da ilgili bilgilendiriyoruz ve onlara destek oluyoruz. Kuaförlük açısından da şu şekilde manikür pedikür servisimiz var. Yani Berlin'de kuaförlerde genellikle olmayan bir şey. Yani bir kişiye saçını boyatırken aynı anda manikürün pedikürünün de olabiliyor. Veya bu erkek bayan için fark etmiyor. Boyasını yaptırırken veya saçını kestirirken. Yani bu şekilde butik bir salonumuz var ama alanımız çok geniş. Çok ciddi servisler veriyoruz burada. O bahsettiğiniz olay imaj maker olarak mı geçiyor? Tabii tabii, imaj maker olarak geçiyor. Hatta şöyle, ben şöyle alanlara da değineyim. Buradan da bayanlara veya erkeklere de bir trik olsun, bir tüyo olsun. Şimdi mesela genellikle vitrinlerde kıyafetler görüyoruz. O kıyafet o vitrindeki duran modelin üstünde durduğu gibi durmuyor. Bu alanda da kişi mevsimi ortaya çıkıyor. Yani kişi, örnek sallıyorum, model sonbahar bir kadını, sonbahar kıyafetin rengi var üstünde ama talep eden kişi kış kadını diyelim. Bu sefer ne oluyor? Onu aldığında ondaki canlılığı, parlaklığı kış kadınında aynı şekilde durmuyor. Burada da bir farklı trik oluyor. Satış pazarlama, bazen modelleri ön plana çıkartıyorlar, kıyafetleri geriye çekiyorlar. Bazen kıyafetleri ön plana çıkartıyorlar, model kendisini geri çekiyor. Böyle alanda ufak ufak bir trikler oluyor. Ama tabii ki burada söylemek istediğim her şeyden öte, eğer kişi, yani bayan erkek mevsimini bilmeli ve o mevsimine göre giyinmeli. Mesela örneğin sonbahar bir kadınıysa bir aki gibi, işte kış kadınıysa bordo gibi. Yani diğer mevsimlerde dediğimiz gibi farklı farklı şeyler var. Bunların ayrıca fotojenik yönleri var. Bunların da danışmanlığını veriyoruz burada. Bunun dışında ciddi eğitimler, seminerler alıyorum ve veriyorum. Farklı ülkelerde bulundum. Yani böyle. Peki bize bu yılki saç modellerini ve trendlerini... Tabii severek, severek. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben ufak dokunuş yapayım. Şimdi sonbahar ve kış koleksiyonundan makyajlar biraz su bazlı. Porselen makyajlar gündemimizde her zamanki moda tarzını yine devam ediyor. Bayanlar bunu kullanıyor ama daha şeffaf sonbahar ve kış koleksiyonunda. Daha böyle yokmuş gibi makyajlar çok daha ön planda kadınlar için özellikle. Saç modellerine gelince, saç modelleri bu sene elektrik saçlar çok daha ön planda. Onun dışında 2020 ve 21'de özellikle göreceğimiz, daha doğrusu daha da içine gireyim işin. Bizim gibi sanatçı ruhunu yaşayan insanlar ilham aldığı bir kaynaklar var. Bu kaynaklar mesela 2020'de ve 2021'de devam etmesi çizgi film kahramanlarından alınıyor. Bu senenin ilham kaynağımız bizim bu. Çizgi film kahramanlarından ilham olarak elektrik saçlar yapıyoruz. Peki bir misal verebilir misiniz çizgi film kahramanlarından? Mesela bir misal, şu an misal veremem. Çünkü ancak fotoğrafla onu sana destekleyebilirim. Ama onun fotoğrafını da sana gönderirim ki sen de çok daha iyi yakalarsın. Çünkü buradan misal verdiğimde çok böyle doğru olmayabilir. Ama resimle kişiler gördüğünde çok doğru olacağını düşünüyorum. Peki modada bu sene trend ve tercihler nedir? Şöyle, modada
Öncelikle ben şöyle görüyorum. Moda insanın kendisinde yaşadığı bir kavram. Renklerinde cinsiyet olmadığı için ilk başta söylediğim gibi her kişi mevsime uygun giyinmeli. Yani biraz önce söylediğim gibi renkler kişinin tenine pas olmalı. Ama her zamanki olduğu gibi asimetrik kesimler de bu senede ön planda olacağını düşünüyorum. Müşterilerinizi mutlu etmeyi seviyorsunuz. Evet. Mutluluk sizce nerede saklı? Mutluluk bence yaptığım işin içinde saklı. Yani bu işimi 3 kelimeyle anlatmam gerekiyorsa sana özellikle işim, aşım, aşkım diyorum. Yani bu 3 kelimeyle bu işimi sana çok rahat anlatabilirim. Ben bu işi sadece iş olarak görmüyorum. Hayat tarzım, hayat fantezim, hayat yaşam farklılığım. Yani ben bu işte yaşıyorum. O yüzden de çok mutluyum. Etrafımdaki birçok insanla zaten benim bu enerji veren yanımla beni çok ciddi destekliyorlar. Örnek veya eğitim aldığın özel isimler var mı? Tabii ki olmaz mı? Mesela özellikle Türkiye'nin doğa yerlerinden şu an bir tanesi bir kuaför programında, Türkiye'de bir kuaför programında jüri olan Adnan Sertar, çok sevdiğim, saydığım bir abimdir. Bir tanesi ise Salih Pelivan, ustamdır. Her ikisinde benim hayatımda ciddi dokunuşları vardır. Yani hayatımda silemeyeceğim isimlerden bir tanesidir ki bana destekleri gerçekten çoktur. Onlara da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gerçekten benim için çok değerli insanlardır. Peki Berlin'de geldiğinde bu kuaförlük, berberlik veyahut da sektörünü diyeyim, nasıl buldun ilk geldiğinde? Şimdi şöyle, bu kişiye göre tabii tartışılır. Ben o böyle yapıyor, şöyle yapıyor demem kesinlikle. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Berlin'de birçok ülkede olduğu gibi ekonomik saç kesen insanlar var. Ama bu kişilere gittiğinde o kişiler sana sadece o kadar bir şey verebilir. Yani o çok böyle ayırt ettiğin şeyleri orada yakalayamazsın. Ama profesyonel bir insana geldiğinde tabii ki bu ekonomi değildir. Biraz daha bütçeni zorlar. Ama düşüncenin üstesinde şeyler çıkartabilir. Mesela ben o konuda gerçekten çok iddialıyım. Yani bana gelen bir kişi öncelikle bana bir 3-4 böyle bir şans tanımalı. Onu tanımalıyım. O hangi mevsim insan olduğunu bilmeliyim. Onun kıyafetleri hangi renkler olmasını bilmeliyim. Onun kafa anatomisine, yüz şekline uygun saçlar kesmeliyim. Ki şöyle bir durum var. Mesela örnek benim bir saç kesim tekniğim, 10 saç kesim tekniğim var. Bunu zaten E dergisinde de sizlerle de paylaşacağım. Eğer geçen sayıda da bununla ilgili birçok kuaför arkadaşlarım da trikler vereceğim. Mesela 10 kesim teknik, yani bunların birkaç tanesini sayayım. İşte pikbaş dediğimiz, işte nokta kesim dediğimiz, twist kesim tekniği dediğimiz gibi. Çok farklı, çok böyle görsellerde saç keserken şov yapma adına gösterdiğimiz ama ayrıca da uyguladığımız metotlar çok farklı. O yüzden profesyonel bir kişide gerçekten herkesin en azından bir denemesini tavsiye ediyorum ve ben bekliyorum. Yani mutlaka gelmeleri ve görmeleri gerektiğini düşünüyorum ki onlardaki değişimi sadece onlar değil etrafındaki insanlar da bunu çok iyi anlayacaklardır. Benim burada şimdi ufak bir tepkim olacak. Şu şekilde son 2-3 yıldır bayağı bir berber salonu açılmaya başladı. Her köşede yan yana. Çok güzel. Bilen de açıyor, bilmeyen de açıyor. Çok güzel, çok güzel. Bunu ben bunu avantaj olarak görüyorum. Şimdi şöyle, benim bunu kendi yaşantımdan da yaşadığım şeyler oluyor. Mesela benim bazen Berlin'de olmadığım zamanlar oluyor. Farklı ülkelere gittiğim zamanlar oluyor. Ve bu süreç içerisinde bir hafta olmadığım zamanlar oluyor. Tabii ben burada bunu avantaj olarak görüyorum. Benim servis verdiğim misafirim, ki birkaç kişi de oldu bu. Ben yokum diye bir başka yerde servis aldılar. Daha sonra o kişiler bana teslim olurlar. Yani bu bir avantaj. Yani bir kişi teslim olması demek artık diğer kişilere baktığında o bir sanatçı olarak, yani ben bir sanatçı olarak ona verdiğimde o kişi bana teslimiyatını da gösterdikten sonra benim işim çok kolay oluyor. Yani bu benim için avantaj. Birçok kuaför olması, hatta bu kadar olmasının yanında bir bu kadar daha olsun. Hiç problem değil. Ya ben şimdi şey anlamda, işi bilen açsın.
Ama bilmeyen rastgele açmaz. Şöyle işi bilen zaten bir şekilde sıyrılıyor gidiyor. Aynen. Problem yok yani. Yani ben burada kaşı söylemek istemiyorum ama benim bir saç kesimim 50 euro. Yani benim gelen misafirlerim bunu bana severek veriyorlar ve üstünde tip bırakarak gidiyorlar. Yani demek istediğim nokta çok başka. Yani ama şöyle bir durum var. Profesyonel bir saç kesen birisinin kestiği saç deforme olmuyor. Yani mesela diyelim ki bir kişi ekonomiyi bir yerde saçını kestirdi. O 15 gün sonra tekrardan kesime ihtiyacı duyuyor. Ama profesyonel bir saç kesimi, işte matematiksel bir saç kesimi, kafa anatomisine uygun bir saç kesimi, yüz şekline uygun bir saç kesimi, o kişiyi 3 ay, gerekse 5 ay saç uzadıkça daha da iyi oluyor. O kişi daha da iyi taşıyabiliyor. Yani o yüzden aslında bu alanda biraz kaşeye bakmamak gerekiyor. Kişi hani biraz özel yaşantısından biraz belki kısıp ama kendisine önem gösterdiğini kuaförüyle de lanse etmesi gerektiğini düşünüyorum. İzleyicilerimize son olarak ne söylemek istersin? Ben herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Mutlaka ben sizin ailenizle de gerçekten sizi sevenlerle de sizin dostlarınızla da burada onlarla da tanışmak istiyorum. Çünkü benim gerçekten ciddi bir yolum var. Ben Türkiye'den buraya geldim. Almanya'da, Berlin'de çok kısa bir zamanda ciddi bir prestij kazandım. Çok ciddi kontaklarım oldu. Bunun dışında tanımadığım birçok, dokunamadığım birçok insan var ve bu insanların saçından ziyade önce kalplerine dokunmak istiyorum. Ve daha sonra onları değiştirmek istiyorum. Benim işim bu. Ben bu işimi severek yaptığım için mesela bazen Burak Bey kardeşim, seninle de bazı resepsiyonlarda karşılaşıyoruz. Evet. Beraber gittiğimiz bazı yerler oluyor. Orada karşılaşıyoruz. Ki bakıyorum kişi mesela çok güzel giyinmiş, çok şık giyinmiş, çok doğru giyinmiş ama bir de saçına bakıyorum mesela saçı o kıyafeti desteklemiyor. Yani eksik görebiliyorum bazen. Yani bu benim işim. Benim gibi sen görmeyebilirsin ama ben işim gördüğüm için birçok insana mesela bir resepsiyonda birisiyle tanıştım. Çok kısa tutmak istiyorum. Kişi her şeyiyle çok güzeldi ama tanışmam gerektiğini düşündüm. Gittim. Merhaba dedim. Merhaba dedi. Ben dedim Ömer Avcı, dünyanın en iyi saç kesen adamıyım dedim. Etkilendi. Sonra geldi, devam benim müşterim oldu. Kişi sonradan bir baktım yönetmen çıktı. Böyle yani güzel. Yani böyle şeyler oldu. Yani ben bunu bazen kendimde mecbur hissediyorum. Yani bir kişinin yanına gidiyorum, hiç tanımadığım birisinin, kartımı uzatıyorum. Diyorum ki siz bana gelmelisiniz. Yani ben bunu kendimde mecbur hissediyorum. O kişinin egosu benim için hiç önemli değil. Ben o kişiyi güzelleştirmek istiyorum. Benim alanım bu, benim işim bu. Ben bu iş için doğdum, bu iş için büyüyorum, bu işten kazancımı sağlıyorum. Yani alanım bu. Peki sana nasıl ulaşabilirler? Bana isteyen istediği şekilde ulaşabilir. Facebook'a girebilir, YouTube'a girebilir. Ömer Avcı yazdığında Google'da ilk ben çıkıyorum zaten. Yani benim medyatik alanım da çok var. İşte birçok filmlerde arka planda oldum, birçok tiyatroda arka planda oldum. Kitap çıktı. Kitapta işte maske mitnalık yaptım, bir paleoçantlı bir kitap çıkarttık Berlin'de. Onun arkasında yani birçok alanda ben varım. Ömer Avcı yazmaları kafi. Yani ki sizin kanalınıza zaten bana ulaşacak insanlar da olacağını biliyorum. Yani sizin oraya girdiğinde adresi çok rahat bulabilecek insanlar biliyorum. O yüzden ulaşmak bana çok kolay. Peki abi, senin bir sloganın vardı. Öyle bitirelim mi programı? Tabii. Kendini seven cebine güvene. Şimdi o sloganı şöyle, ben onu da muhabbetle... Dur, onu söyleyeyim önce, ondan sonra açıklamasını yap. Tamam. Kendini seven, cebine güvenen, buyursun gelsin. Aynen öyle. Şimdi sağ olsun benim ekip arkadaşlarım, işte bir Nadia'nın var, bir Edia'nın var. Sağ olsun onlarla biz bir toplantı yapıyoruz böyle. Toplantı da esnasında ya bir konu açıldı. Konudan konuya geldik falan derken bu slogan benim aklıma geldi. Sonra baktım ya gerçekten benim servis verdiğim misafirlerim gerçekten çok kaliteli insanlar. Baktım çok iyi insanlar. Kalpleri de çok güzel. Benim bu sloganımı onlar için aslında verdim. Ama beni yanlış anlamayacaklarını da biliyorum. Yani ben öyle bir insan değilim aslında, baktığında böyle yani böyle negatif bir insan değilim.
Ama dedim böyle bir slogan da çok hoş, çok güzel. Sonra ekip arkadaşlarımla topladım. Onların fikirlerini aldım. Onlar da evet olabilir dediler. Sizin de vesilenizle bana sayfanızda yer verdiniz. Ki beraber çalışıyoruz zaten. Bana da diğer modayla ilgili açıklamalarım da olacak E-Magazin'de. O yüzden böyle bir şeye slogan vurduk. Ama ondan öncesi benim hayatımla felsefem olan şey işim, aşım, aşkım. Yani bu. Yani bu asıl önemli olan şey bu. İşim, aşım, aşkım. Tamam abi. O zaman programımızı sloganınla kapatalım. Bir de sen söyle. Diyorum ki işim, aşım, aşkım. Diğer slogan. Diyelim mi söylüyorum? Aynen. O zaman söylüyorum. Kendini seven, cebine güvenen buyursun gelsin. Ben buradayım. Evet arkadaşlar. Kendinize güveniyorsanız buyurun gelin. Ömer Avcı, Volangstrasse 29, Berlin Wedding. Kapısınız her zaman açık. Bir diğer programda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.